Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aydan aya açtığımız Prison Architect save'imiz kaldığı yerden devam ediyor. Evet, aydan aya açtığımız derken de yani çok uzun ara verip oynuyorum, onu kastediyorum. Çünkü ara vermemin sebebi şu: aşağı yukarı yapılacak her şeyi yaptık sanırım ya. Yani bir imalathanemiz bile var, düşünün abi. İmalathaneden böyle mahkumları çalıştırıyoruz, köpek gibi kullanıyoruz. Elemanlara böyle demir plaka yaptırıp sattırmaya çalışıyoruz ama en son hatırladığım kadarıyla hapishanede böyle ölüm kalım firar bir şeyler olmuştu. Adamlar firar etmişti usta, bak çok net hatırlıyorum yani. Bu çevre duvarlarının, yani şu duvarların, çeper duvarlarının normalde herhangi bir şekilde altının kazılmaması gerekiyor. Yani biz su borusu bile geçiremiyoruz buradan dışarı. Bak buradan su borusu geçmez, görüyor musun? Biz ne su geçirebiliyoruz, ne elektrik geçirebiliyoruz ama lavuklar ne hikmetse kazıp kaçmayı başardılardı. Ve şu an benim gelirimi de eksiye doğru çekiyor elemanlar. Hayırlısı bakalım. Babuşlar, video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz benim sağ alt köşedeki simgemden abone olabilirsiniz. Kameranın olduğu yer diyecektim. EU4'te kamera hep sağ altta ya. Bunda sol üstte aldığımı unuttum. EU4, Dance of Iron 4'te falan hep sağ altta olur kamera. Bunda yerinin değiştirildiğini unuttum. Bu arada Samet Güngör Live kanalına da göz atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Kartlar kısmında Samet Güngör Live kanalı ve o kanala ait videolara ulaşabilirsiniz, haberiniz olsun. Evet efendim. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş bir aranma gerçekleştirmiştik en son. O mahkumların aranmasına dair mızmızlanmaları falan geçiyor, öyle değil mi? Yemeklerini falan yiyorlar rahat bir şekilde. Güzel, güzel. Takılmaya devam edin. Yemeklerinizi yiyin. Takılın öyle. Biz en son şu aşağıdaki yeri de bir aslında deney olarak kullanıyorduk. Neredeyse ölümler mi? Kim öldü? Gardiyanlardan birini mi haşamat ettiler? Adamlardan biri mi öldü? Hocam azmine sıçayım, yanda savaş çıktı, savaş, sen hala orada turşu kaşıklıyorsun, hala sen orada bir şeyler yapıyorsun ya abi. Azıcık gam lütfen ya. Biraz gamlı ol. Ana. Yan tarafta arkadaşı öldü, adamı bıçakladılar falan. Herif hiçbir şey olmamış gibi yumul 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 yumul. Açık büfe mi lan ora? Vallahi azmini takdir ettim herifin ha. Hiç umursamadı. Düşünsene. Hiç umursamadı abi herif ya. Lap 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 gömmeye devam ediyor. Fehmi'yi vurmuşlar. Fehmi ama siktir et. Vur 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 vur. O nasıl bir yemek yemek ya? O nasıl bir yemeğe odaklanmak ya? Yalnız şimdi işin goygoyunu geçtiğimiz zaman nasıl bir sıkıntımız var biliyor musunuz? Son 24 saat içerisinde hapishanemizde biri öldüğünden dolayı hapishanemizin değeri 50 bin lira küçüldü. 50 bin dolar. Hapishanemizin değeri azaldı. Ve şu an sadece ormandan gelen gelirle hayatımızı idame ettiriyoruz galiba. Çünkü dış satımları geçtiğin zaman şu an hapishane deli divane ekside. Peki bir şey soracağım. Az önce adam ölmesine rağmen nasıl olaysız geçen gün 3.2 olabiliyor? Ya az önce adam öldü. Adam ölmesi bir olay değil mi? Olay olarak değerlendirilmiyor mu? Galiba değerlendirilmiyor. Allah'tan ateş serbeste getirmişim de ateş serbeste getirdiğimiz kötü oldu ya. Akşam mahkumları bir arayalım arkadaşlar. Bunlar çok sıkıntı çıkarıyorlar. Akşam mahkumları bir arayalım yani. Evet, bu lavuk burada bug'da kaldı. Arkadaşlar yüksek müsaadenizle geri çalışmaya açacağım burayı, merak etmeyin. Yüksek müsaadenizle, salak orada bug'da kaldı da evet, altına falan da sıçıyor. Şartlı tahliye odasının içinden geçtim senin yüzünden. Sen oradan çıkabilesin diye. Hala mı oradasın sen? Evladım, sakat mısın? Biri de uyuşturucudan bayıldı. Hapishane değil, hayvanat bahçesi arkadaş ya.
Allah ya, hapishane değil hayvanat bahçesi. Orada da uyuşturucudan bayılan var. Burada da uyuşturucudan bayılan var. Kardeş şurayı bir alın da bu Murphy altına falan sıçıyor. Götürün şu adamı ya. Baga girmiş. Altına falan sıçıyor lavuk ya. Şartlı tahliye odasına sıçtı eleman. Abi ziyaretçi odalarına da sıçıyorlar. Ben anlamıyorum ki. Vallahi anlamıyorum. Oyun baga mı giriyor yoksa biz bu adamları iyice hayvana mı çevirdik? Dur şurada programların bir tamamını yeniden zamanla ya. Abi temel eğitim programlarına da bak. Bir kişi için çalıştırmıyorum lan. Yapmıyorum lan bir kişi için temel eğitim programı. Atölye güvenliğine giriş. Dur dur. Bir tek ruhani rehberde çalışan var. E peki bir şey soracağım. Ben burada o zaman mecbur kılmam lazım adam çalıştırmayı. Lojistikten mi veriyorduk? Nereden veriyorduk? Lojistikten veriyorduk galiba mahkum işçi. Oğlum eşek gibi çalışacaksınız lan. Ruhani rehbere katılmıyorsanız, bir şey yapmıyorsanız eşek gibi çalışacaksınız abi. Bu arada buralar niye karanlık ya? Evet, güzel fotoğraf yakaladık. 177 tane mi var böyle? Bir tane müdürün göbekli halini falan yakaladıydık ya. Arkadaşlar şimdi. Sabah olmasına daha çok var. Yapıştırtın aramayı. Eksi 5000. Nasıl da giriyor, nasıl da giriyor var ya. Üf. Ordu kurmayı amaçlamıyorlarsa yani bu kadar. Abi bir şey soracağım. Biz metal dedektörü de taktık her yere. Yani laf olsun diye mi taktık o metal dedektörlerini? Lan oğlum lavuklar metal dedektörüne rağmen içeri yani bahçe makasını nasıl kaçırdın ya? Bunun bir açıklaması olmalı abi. Bahçe makası, matkap, çekiç. Hadi sigara tamam eyvallah. Zehir bir yerden çalmıştır. Viski mutfaktan aldı tamam eyvallah. Ne bileyim çatal. Alır kanka orada tepside sunulmuyor mu? Tabulda tabakta şey yapılmıyor mu hani böyle tabakta veriyorsun mahkumun önüne. Tamam oradan hani kenardan iki çatalı fazla aldı attı cebine. Plastik çataldı bilmem neydi. Hadi tamam ona eyvallah eyvallah bunlara eyvallah. Bunlar isyan edecek bu arada. Hadi bunlara eyvallah abi. Ulan bahçe makasını nasıl çaldın? Büyük bahçe makası nasıl çaldın? Beyler hücrelerinize defolup döner misiniz bir? Arama bittikten sonra zıkkımlanırsınız. Arama bittikten sonra zıkkımlanırsınız. Şimdilik hücrelerinize. Son bir. Kim aranacaksa aransın artık hadi. Serbestsiniz lan çıkın ne yapıyorsanız yapın. Abi. Yine mi ölüm? Bu sefer kim vuruldu? Oo, iki ölü, double kill. İsyan etmeye falan kalkmışlar. Vay. Ya. Ya evet olaysız geçen gün gitti yine. Batacağız galiba ya. Oğlum hapishane Texas'a döndü lan. Hapishane Texas'a döndü. Her an bir olay var böyle. Her an bir çarpışma var. Arkadaşlar elemanlara yemek hazırlamadınız mı? Ha, yemekleri hazır değil mi adamların? Aman diyeyim. Makas mı? O küçük makas. Ben bahçe makası kaçıranı da gördüm. Önemli değil. Bu arada erken mahkum tahliyelerinden falan yolumuzu bulacağız. Başka yol kalmadı yani anlaşıldı. Mahkumlar erken tahliye edilmese açız yani bu hapishane doymaz hayatta. Acaba silahla vurmayı kapatsam mı? Gerçi hapishaneyi başıma yıkma riskleri var, ondan çekiniyorum. Silahla vurmayı kapatırsam yani adamlara ateş etmeyi kapatırsam. Niye hücre atanamıyor? Anlatsana biraz. Ya mahkuma koğuşa kadar eşlik et. Gardiyan mı dayanmıyor diyeceğim de. İki mahkumun ciddi şikayeti var. Altı mahkum hücre hapsinde veya tutsak. Kardeş öldü öldü. Öldü. Yani şu hapishanenin bir tarihine bakarsak şayet görebiliriz orada. Dünya kadar adam öldü. Gözaltındayken ölüm. Evet. Tekrar suç işleme oranı %11. Yani 284 mahkumun %11 yani 200 mahkumdan 22 eder değil mi? 300 mahkumdan da 33 say. 300 kişiden 30'unun ya da 33'ünün tekrar suç işlemesi bence bizi kötü bir hapishane yapmaz.
Bence. Aralarında ölenler falan da var tabii, o ayrı mevzu. Ben bu mikrofonu niyeyse bir türlü ayarlayamıyorum ya. Hep böyle oynayıp oynayıp duruyorum bununla, bu tripodla. Hani böyle normalde onun sabit durması gerekiyor. Benim konuşmam gerekiyor. Şimdi yani, ya da ne bileyim, benim ona yaklaşmam gerekiyor. Bu oynar başlıklı olduğu için ben bunu sürekli oynatıyorum öyle. Canım nasıl isterse. Kimi zaman böyle yorgun oluyorum. Yatar pozisyonundayken iyice kendime çekiyorum falan. Kardeş, mutfağa matkabı niye soktunuz ya? Mutfağa matkabı nasıl soktunuz usta? Birazcık politikayı gevşetsek mi acaba? Yani adamlar ölmese demişler. Gerçi gardiyan ölürse o daha büyük sıkıntı. Biraz politikayı gevşetelim. Tamam, ateş etme. Ateş etme. Biraz politikayı gevşetelim. Hani adamlar şey yapmasınlar da. Anladım. Mahkumlar da ölmesin, biz de ölmeyelim. Bak yani orta yol bulunabilir gibi, görüyor musun? Orta yol bulunabilir gibi. Son bir kişi son zamanlarda öldürür. Kardeşim, o öldürülme değil yani, adamın namlusunun ucuna gelmişsiniz. Bir kişi yerine iki kişi böyle yan yana kill almış herif. Onu ben gördüm, o olayı. Öyle bir şey yok. Herif double kill almış. Ne yapalım? Yan yana geçmiş elemanlar. Yalnız şuna bakar mısın? Ne kadar sinirlendiysem artık. 65 tane silahlı gardiyan atayabiliyorum ya. İnanılmaz bir şey. Beyler, ağaçlar ne alemde? İşleyin anam, işleyin. O dış satımlar falan olmasa halimiz nanay zaten. Baba selamun aleyküm. Değerlendirme kısmında hisse satın almak istiyorum. Yakın zamanlarda ölüm olduğu için hisse satın alamıyorum. Almaya kalksam ne kadar ödeyeceğim? Aşağıdaki koşullar sağlanana kadar alım satım yapamazsın. Tamam ya, o ölüm son 24 saati etkiliyor galiba. Yani 24 saat içerisinde tekrar biri ölmezse halledebiliriz gibi. Üf. Son 24 saatte iki kişi öldüğü için hapishanenin gelirini ne biçim azaltmışlar ya. Eksi 100 bin dolar ne? Bu arada bu save 8 saat 30 dakikalıkmış lan. 8 saat 30 dakika boyunca ne yaptık biz abi? Ops. Oyunu kıracağım yakında. Aa, yeter. Oynamak istemiyorum şununla ama sürekli elim gidip duruyor. Viski mi bulundu orada? Sanki şimdi de yeterince yakın değil gibi ama öteki türlü kafamı çeviriyorum, burnum çarpıyor. Hapishane hafiften kendine geldi gibi be. İyidir bak, olaysız geçen gün bir diyor. O zaman ben bu elimdeki 90 binle hisseyi satın alabilirim. Evet, şu an satın alabiliyorum hisseyi. 97 bin mi? Vöh be kardeşim ya. Ulan 40 bine falan sattım, 90 bine kadar çıktı. Çok güzel adam şey yapıyorsunuz ya. Adam yok ediyorlar abi herifler ya. Tamam, hallederiz, sıkıntı yok. O zaman biz ne yapalım? Boş durmayalım. Bir yere bir hapishane daha yapalım mı? Sağa sola bir yere, şöyle yukarıya. Tamam, ben yukarıya 40 bin dolar karşılığında yukarıya açıp hapishane mi alsam acaba, ne oluyor oğlum? Bazıları hücre hapsi falan yedi, öyle mi? Niye misal hücre hapsi yedi bu? Üzerinde eşya falan mı bulundu? Gardiyanların çok fazla görevi var sanırım. Ondan dolayı yetişemiyorlar. Şimdi 97 bine hisse almak mı, yeni bir hapishane kurmak mı? Önce ben şeye bakmak istiyorum. Bu görevler kısmında benim alabileceğim, grafiğimiz iyi canım. Bu görevler kısmında benim alabileceğim bir şeyler var mı? Ölümler bu. Abi yine kim öldü? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Yumruğuyla mı öldürdü? Nasıl yaptı? Bıçakladı mı? Makasladı mı? Vallahi Teksas'a döndü mekan ya. Yemin ediyorum Teksas'a döndü. Abi ben aksiyonu sonuna kadar yaşadım. Bu lavuklar gidene kadar burada çoluk çömbelek bırakmayacaklar ya. Ben artık kapatıyorum mahkûme alımları. Sadece minimum güvenlik önlemlileri al ya. Oğlum yeter, heder ettiler çocukları lan. Mundar oldu çocuklar lan. Kaç tane adam öldü usta?
Ana. Geri zekalının biri yine kendini zehirledi. Bir de onunla uğraşıyoruz. Salağın biri yine kendini zehirledi. Oğlum siz benim başıma bela mısınız lan? Ne oluyor? Korkusuz mu? Kardeş sen bizi arıza çıkaracaksın gibi ya. 12 saat bunu bir tecrit hücresine kapatsana hocam. Bu lavuk bir şeyler yapacak gibi bir saniye. Cezayı sonlandır. Dur bakayım, yeniden zıplarsa hücre hapse atacağım ona. Buralar ne biçim sıkıntı ya? Oğlum yerinde zıplayan var mı? İsyana teşvik eden varsa vuralım kafalarına. Beyler bahçeye de sıçmayın artık, yeter ya. Bahçeye sıçmışlar, atölyeye sıçmışlar. Ha, burada elektriğin icadından haberdar olan bir insan evladı var mı? Ne olur şuralara ışık koyun, kör oldum. Göremiyorum artık. Buraya koyulmuyor. Şey mi? Başka eşya mı var? Abi kör olduk yani. Bir yardım edin ne olur ya. Şu bahçeye de koyalım şöyle ışıklandırma. Niye böyle oldu bura bilmiyorum ki. Abi şurayı bir halledin. Işıklar mışıklar bağlansın da bir eski düzenine dönelim. Var mı burada zıplayan? Adam akıllı uyuyun. Adamın asabını bozmayın. Zıplayıp durmayın yerinizde. Ondan sonra isyana teşvik ediyorlar. Birader başımıza iş açılıyor ya. Buralara ışık bağlandı mı? Lamba yansana. Yan lan yan yan. Işık istedim sadece ben. Ne yapacağım ben bunu? Jeneratöre falan mı bağlamam gerekiyor acaba? Dur şuraları bir takip edelim de büyük mevzular çıkarsa engel olmaya çalışalım. Biri yine altına sıçtı, işedi. Hapishane hapishane değil ki diyorum ya, hayvanat bahçesi. Şuna bak. Mekanda bir ton rezillik çıkıyor. Dış satımlardan götü kurtardık galiba bu sefer. Aynen öyle. Bu ay dış satımlardan kurtarmışız kendimizi. Dış satımlarda olmasa 5 kuruş para girmeyecek cebimize ama 121 bin gerçekten güzel bir gelir. Şey yapabiliriz. Ölümü atlattıktan sonra hissemizi tekrardan satın alabiliriz. En azından hisse açığına falan da engel olmuş oluruz. Yani hisseleri tekrardan kendi himayemize geçirirsek hapishane tamamen bizim olmuş olur. Bu hapishanenin değeri 1 milyon dolara çıkar bence ya. Şu an zaten 900 bin dolar ediyor da bence 1 milyon dolara çıkar bak. Eksi 50 bin değer kaybetmiş hali bu. Stok ve malzemeler, personel, mevcut mahkum kapasitesi, nakit ve banka kredisi. Şöyle yapalım, bu mevcut mahkum kapasitesini arttırabilmek adına. Acaba bu kantine birkaç tane daha şey mi atsak? Oturak mı atsak? Birkaç tane daha oturak atıp
Buraları koğuşa mı çevirsek acaba normal hücre yerine? Ya bir yerine iki kişi mi kalsa diyeceğim de o iş biraz sıkıntı olabilir. İyi, hapishane son zamanlarda kendini toparlamaya başladı. Güzel toparladı kendini. Bir yerde şok cihazı kullanıldı yine. Bir yerde şok cihazı kullanıldı. Olsun. Metal plaka üretimimiz devam ediyor mu? Çok güzel. %70'e kadar tamamlamışız. Gayet iyi. Gayet iyi. Bunu tamamladığımızda zaten bize ne kadar? Bir 10 bin dolar daha gelecek. Gayet iyi. Ha, şimdi şuradan bir hisse satın alalım. 98 bin ödedik ama artık hapishanenin %90'ı bize ait. %90. Çok muazzam bir rakam. %90. Gerçekten çok güzel bir rakam. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ben onu düşünüyorum. Yani minik değişiklikler planlıyorum ama o minik değişiklikleri nasıl, ne şekilde yaparız bilemiyorum. Bu hapishane artık kendi kendini idare eder. Böyle yukarılardan bir yerden alan alıp başka bir tane yapabiliriz. Ya da hapishanenin toplam gelirini 1 milyon dolara çıkartıp olayları falan böyle dizginleyerek bir şeyler yaparak. Bu arada plaka üretimi evet hala devam ediyor. 100 bin dolara çıkartıp 1 milyon dolara. 900 bin ediyordu zaten. Üzerine 100 ekle 1 milyon, öyle değil mi? Aynen. Hani değerini 1 milyon dolara çıkarıp böyle 1 milyon dolardan hapishaneyi satar, yeni bir hapishane yaparız. Bak, o da olabilir. O da bir seçenek. Her gün minimum güvenlik önlemli yeni mahkum geliyor. Güzel. Burada var olanlar umarım sıkıntı çıkarmazlar. Ya zaten normal şartlar altında çıkarmamaları lazım. Güzel. Artık tehlike düşük. Arama falan yaptırmıyorum ama umarım bir firar daha yemeyiz ya. Umarım bir firar daha yemeyiz. Bir firar daha yersek sıkıntı olabilir de umarım bir firar daha yemeyiz. İyi, iyi, iyi dış satımlar falan. Peki bir şey diyeceğim. Burayı satın alsak 30 bin dolara. Ormanlık araziyi buraya doğru genişletsek. Çalışan çiftçi sayımızı 50'ye, işçi sayımızı da 50'ye çıkarsak 50'şer adam şöyle kocaman bir uzunluktaki şeyle ilgilenebilir mi acaba ağaçlarla? Çünkü artık ağaçlardan gelen gelire de ihtiyacımız var ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu odun trafiğini ne kadar kalabalıklaştırırsam o kadar sıkıntı yaşayacağız, öyle değil mi? Yani mahkumların gelmesi, bırakılması falan, onlar o kadar sıkıntı olacak. Ama olsun, ben bu sıkıntıyı göze alıyorum. Ben 30 bin dolarım olduğunda buradaki odun arazisini ikiye katlayacağım arkadaşlar. Buraya şöyle kocaman bir odun yeri yapacağım. Oradan zaten parayı vururuz. Oradan gelen paralarla da sonra hapishaneyi satar 1 milyon doların dibine vurmuş oluruz. Şurada bir programlamaları yenileyelim. Ruhani rehber falan yapılsın. Atölyeye giriş isteği varsa atölyeye giriş de yapılabilir. Arkadaşlar, faç çıktı. Arkadaşlar, faç çıktı. Sıçın ağızlarına. Kader bu galiba. Adam bir tane mermi sıkıyor, 3 kill alınıyor ama burada yani olaylar sıkıştıydı hocam. Bir silahlı müdahale gerekiyordu. Silahlı müdahalede bulunmasak adamları zapt edemeyeceğiz. Silahlı müdahalede bulunmasak adamları zapt edemeyeceğiz. Baksana. Ne biçim olay çıkardılar ya orada? Allah'tan yeterince doktorumuz var da hastalıktan falan ölmüyor lavuklar. Mermiden ölüyorlar. Ah, biz burayı var ya çok zor zapt edeceğiz ya. Yani buraya doldurduk. Zamanında ne güzel kuzu kuzu herifler geliyordu. Adamın suçu bakkaldan ciklet çalmak. Bir geldi artık böyle 82 kişiyi bıçaklayan adam. Yani adamın suçu misal LoL'de RP kodu aşırmak. Onların yanına bir koyduk abi. 28 kişiyi çıplak elle boğan ayılar. Hadi hayırlısı bakalım, sonumuz hayır olsun. Hapishane aratması da yaptıramadım ki. Hala plaka üretimi %70. Ulan plaka üretsenize. Üretmiyorsanız da bir saniye ya. Zaten yeterince odun var. Şu odunları bir satalım.
parayı buldum lan buradaki odunları satayım derken. Tamamdır. Bu atölyenin çalışmamasının sebebi de o birikmiş odunlar mıydı? Vallahi birikmiş odunlarmış. Bak 10 bin doları da aldık oradan. Oğlum buraya artık odun getirmeyin lan. Buraya artık odun getirmeyin. Güzel. En azından hapishanede üretimi tamamladık. Yeni alınabilecek hibeler var mı? Bürokrasiden eğitim kilidini aç, sınıf inşaat, temel eğitimden falan geçir. Yok oğlum olmuyor olmuyor. 10 tane seçkin yatak üretimi. Nasıl yapacağız lan onu? Marangozlara mobilya eğitimi mi veriliyor? Hücre bloğu D. 500 mahkuma bak. Abi sen ne diyorsun ya? 500 mahkuma ben nasıl bakabilirim? 500 mahkum için biz burada 200 mahkuma bakabiliyoruz. Bir 300 mahkumluk bir yer daha yapmam lazım ki tahmin etmek bile istemiyorum bir artı 300 mahkumluk bir yerin nasıl yapılacağını. Şimdi şurayı bir aç bakalım. Hoppacık güzel. Şimdi buraları bir nesneyi sökten odunları falan kaldırt. Hayır o değil o değil o değil o iptal. Şurada odunları falan kes. Bu kesilen odunları dış satıma vereceğiz zaten. Şurada kes bakayım şunları kes 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 kes. Şimdi buraya da duvar çekeceğiz. Burayı da ormanlık arazi olarak atayacağız. Ve bu ormanlık arazinin atanmasıyla beraber mahkum sayısını 50 kişiye çalışacağız ya da çıkaracağız ya da öleceğiz. Çünkü 50 kişiye çıkmadan bu işin üstesinden gelemeyiz. 3x hızını alsana kardeşim. İşçi sayısını 50'ye çıkaracağım. Uçun birader. Bahçıvan sayısını da 50'ye çıkar. Evet, sonra duvar çekecek para bile kalmasın bize, değil mi? Ne kadar akıllıyım lan. Sonra duvar çekecek para bile kalmasın bize. Öf 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 öf. Abi ne diyorsun? Şöyle bir duvar çekmesi bile 2800. Ay bir de yukarıdan falan indireceğim bunu. Tahmin etmek bile istemiyorum. Parayı bitirdim ben yine. Ben yine parasal sıkıntıya geçtim. Benim yine maddi sıkıntılarım başladı. Niye oldu? Hani maddi sıkıntılardan kurtuluyorduk ya? Biz yine kaldık öyle ortada. Abi bu sefer borç harç çekmeye niyetli değilim ya. Yok yani bu sefer borç harç çekmek istemiyorum. Kardeş ne yapıyorsunuz siz burada? Şunu da şey yapsanıza, şunu da kessenize oğlum. Ha, gündüz gözüyle daha rahat görebiliyorum ya. Benim göremediklerim varmış arada bir ton. Arkadaşlar bir dış satım yapın da hadi yolumuzu bulalım be. Ya da birisi şartlı tahliye olsun. Birisi şartlı tahliye olsun lan paraya ihtiyacımız var. Ne olur. Güzel. Dış satımlardan iyi kötü para geliyor. Şimdi usta. Şuradan şuraya doğru bir duvar çekiyorsun. Buradan yukarı doğru bir duvar çekiyorsun. Sonra yukarıdan aşağı doğru duvar çekmek ne kadar? Oo, 6000 falan mı? Abi ne diyorsun? Biz ölek mi? Evet, o kadar paran yok diyor oyun bana. Şuranın duvarlarını yıkabilir miyiz? Ne oluyor ya? Birisi yine bir şeyler mi çalıyor, aşırıyor, kaçırıyor, bir şeyler yapıyor. Şuraları yık. İptal et oğlum. Tohumlarla seninle bağlantım var ya. Tam yıkılması gerekiyorsa yık. Ne yapalım? Yıkılması gerekiyorsa yıkacağız abi. Yapacak başka bir şey yok. Yık buraları. Ormanlık araziyi iki katına çıkarıyorum. Bu da benim gelirimi iki katına çıkaracak kısmetse.
Ama adamlara bıçak mıçak vermeyin bak. Zaten olaysız geçen gün bonusundan 3'ün 1'ini alıyoruz. Çünkü olaysız geçen gün yok. Sürekli bir olay, sürekli bir olay. Bir miktar paraya ihtiyacım var sevgili arkadaşlar. Bir miktar paraya ihtiyacım var. Bana yardımcı olur musunuz acaba? Birkaçınız misal şartla tahliye edilebilir mi? İhtiyacım var çünkü. Evet, şartla tahliye ödülü. Teşekkür ederim. Şimdi ormanlık arazi olması için etrafının kapalı olması gerekiyor mu? Gerekmiyor ama biz yine de kapatalım etrafını. Şöyle gel bakalım. Bir birim içeride kalsın. O bir birimi dahil etmeyelim işin içerisine. 7.000. Tuğlayı da ör bakalım. Hoppacık, tamam. Battık bu arada. Battık. Net battık yani. Buradaki ağaçları şey yapmaya çalışırken net battık. Ay. 40 bin içe girmek ne demek ya? Bir şeye ihtiyacımız olsa alıp satamayacağız ya da tamir edemeyeceğiz galiba. Çok fena içe girdik. Çok fena içe girdik hocam. Çok fena. Arkadaşlar ne olur arıza çıkarmayın. Ne olur arıza çıkarmayın. Para lazım. Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda hapishanemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hapishaneyi tamamen satın alıp 1 milyon dolarlık ödülü almak, ücreti almak bizim amacımız olacak. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.